Son dakika haberi 24 saat. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren A. Hem AK Parti'nin hem de MHP'nin seçimlere hazır olduğunu, bundan sonra 2019'un mümkün olmadığını belirten Gür şöyle konuştu. Türkiye'nin Bahçeli'nin bir açıklaması ile erken seçime gidebileceğini bir süredir dillendiriyordum. Sadece Ağustos ayı benim için sürpriz oldu. Çünkü mecliste uyum yasaları ile ilgili çalışmalar tamamlanmadı. Bu nedenle Ekim ve Kasım ayı gibi bekliyordum. 26 Ağustos, hem okulların tatil olması hem de Kurban Bayramı tatili nedeniyle katılımı düşürebilir. Bir süredir AK Parti zaten kongrelerini yapıyor. Haziran ayında da büyük kongresini yapacak, okullar açıldığında seçim yapılmasının katılımı arttıracağını düşünüyorum. Ama bu saatten sonra seçimleri 2019'da yapalım demek zor bence. Tüm partiler de seçime hazır olduğunu söylüyor. Böyle bir ortamda bir iktidar partisinin erken seçimde yokum demesi zor. Bu süreçte sadece tarih konusunda bir değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum. 26 Ağustos uygun görünmüyor. Kararda yer alan habere göre, Varyans Araştırma Şirketi'nin sahibi Recep Saskaya ise şu ifadeleri kullandı. Kamuoyunda da erken seçime ilişkin görüşler dile getiriliyordu ancak, iktidar partisi uzun süresir prensip olarak uyguladığı seçimlerin zamanında yapılması kararını uyguluyor. Bir orta yol bulunacağını düşünüyorum. Bahçeli'nin dile getirdiği 26 Ağustos Kurban Bayramı ve yaş toplantısı nedeniyle uygun görünmüyor. Cumhurbaşkanı ile bugün yapılacak görüşmede masaya yatırılacaktır. Tarih değişebilir ama yerel seçimlerden önce bir başka tarih belirlenebilir. Ya da seçimlerin zamanında yapılması konusunda ikna edilebilir. 9 parti seçime girebiliyor YSK, geçtiğimiz Ocak ayında seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri açıkladı. Bu partilerin de AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, MHP, SP ve Vatan Partisi olduğu belirtildi. Bu açıklamadan sonra bir olan kurultayını tamamlayan İyi Parti ise listede yer almamıştı. Yeni sistem nasıl olacak? İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimi bir arada olacak. Mecliste grubu bulunan partiler de Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, 5'er yıllığına en fazla 2 kez seçilebilecek, seçim 2 turlu olacak. İlk turda %50 oy çıkmazsa ikinci tura en fazla oyu alan 2 aday katılacak. En yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Erken seçime nasıl gidilecek? İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimi bir arada olacak. Mecliste grubu bulunan partiler de Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, 5'er yıllığına en fazla 2 kez seçilebilecek, seçim 2 turlu olacak. İlk turda %50 oy çıkmazsa ikinci tura en fazla oyu alan 2 aday katılacak. En yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Anket şirketleri seçim için ne diyor? Gazete Duvar, Erdoğan'ın anket yaptırmayın talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığını geçen pazar yazmıştı. Buna göre o ankete göre, Afrin Harekatı'nın, Cumhur İttifakı'na katkısı %1 civarında kaldı. AK Parti'nin o anketinde, İYİ Parti Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz? Sorusuna evet diyenlerin oranı %32 çıktı. Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır diye de sorsunda ise, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranı %44'te kaldı. Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı %26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %20,2 olarak tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de sorulduğu ankette, seçmenin %21'i Kesici'ye oy vereceğini söyledi.
Ankette, CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu ve cevap %18 çıktı. Sonar Araştırma Şirketi'nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan'da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AK Parti'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan %34,43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, %22,37, İYİ Parti %12,57, HDP ise %9,53 olarak görünüyor kararsız seçmenler partilere oy oranına. Göre dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranının %40,10, CHP'nin %25,31, İYİ Parti'nin %14,22, HDP'nin ise %10,79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %38,9'la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP'nin oy oranı %18,9 iken, İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı ise %15,3. Konsensüs Kamuoyu Araştırma Şirketi Konsensüs, geçen Ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların, ilk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde: AK Parti %44,9, CHP %23,7, MHP %10,6, HDP %9,1, İYİ Parti %2,7, diğer %2,2, cevap yok %2,0, kararsız %2,1, geçersiz %0,7, oy vermeyecek %2. Araştırmada, adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek sorusunun cevabı şöyle çıktı: AK Parti'nin adayı %48,1, CHP'nin adayı %25,1, MHP'nin adayı %11,9, HDP'nin adayı %9,6, İYİ Parti'nin adayı %2,9, diğer %2,4. ORC'nin 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı %50'yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle: AK Parti %47,2, CHP %25,9, MHP %10,8, HDP %8,5, İYİ Parti %5,5. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48,6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32,6'da kalırken %11,3'lük kesim ise oy verebileceğini söyledi. KULAK, AKP-MHP oyları %1'i bulmuyor. AK Parti'ye de anketler yapan MAK Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali KULAK, geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada AK Parti-MHP ittifakının oylarının %50+1'i bulamadığını söylemişti. Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'nin geçen Ocak ayında Halk TV'de açıkladığı 2017'nin Aralık ayında yapılan seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: AK Parti %42, CHP %20,1, İYİ Parti %20,2, MHP %7,29, HDP %8,73. Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz. Yeni ittifak sesleri: tüm gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde. Köprüde zincirleme, kaza, trafik durdu.